Kıymetli dostlar, Kanada'da iftara doğru programımızda Nurettin Yıldız hocamızla buluşturacağız. Mevlana Hazretlerinin şu nasihatleri hak aşıklarının kulluk ufkunu ne güzel ifade eder kıymetli dostlar. Öyle bir abdest al ki hiç bozulmasın. Öyle bir namaz kıl ki hiç bitmesin. Aşığa 5 vakit namaz yetmez. 500 bin vakit ister. Gerçek aşık vuslatın bitmesini hiç ister mi diyor Mevlana Hazretleri kıymetli dostlar. Biz de Ramazan-ı Şerif'in bitmemesini istiyoruz. Ve bu bereketli Ramazan vaktinde, iftar vaktine doğru, Türkiye'mizin de sahur vaktinde çok kıymetli Nurettin Yıldız hocamızla birlikteyiz. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hocam. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun hocam. Amin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Hepimizin mübarek günü kıyamete kadar bizim için hasenat sebebi olsun. Kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerifi oruçları mübarek olsun. Amin inşallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Bu vakitte yayınımıza katıldığınız için sizlere selam ediyoruz hocam. Hürmet ediyoruz. Allah ben de selam ediyorum. Allah razı olsun. Değerli hocam, öncelikle şöyle Ramazan ayı nedir, ne değildir diye sizlere bunu sual etmek istiyorum yüksek müsaadenizle. Ramazan ayını nasıl değerlendirmeliyiz'e doğru geçmeden önce Ramazan ayının ne olduğunu merak ediyoruz. Son 12 günde nasıl bakmamız lazım Ramazan-ı Şerif'e kıymetli hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Herkes gözlük numarası kadar tabiatı görür, olayları görür. Bakış açımız görmek istediğimiz şeyle de ilgilidir. Mesela Ramazan-ı Şerif'te tüccar mantığıyla bakan birisi, market işletiyorsa, gıda ticareti yapıyorsa, o bakışla baktığında çok un satacak, yağ satacak, şeker satacak gözüyle inceliyorsa göreceği şey odur. Başka birisi fakirdir, Ramazan-ı Şerif'te fitre verilecektir ona diye bakıyorsa o da parayı görecektir, fitreyi görecektir. İnsanlar ne arıyorlarsa onu görüyorlar dünyasındayız biz. Günahlarımızın mağfiret edilmesi, Allah'ın Azze ve Celle hatalarımızı affetmesi diye bir derdimiz, bir arayışımız, bir bakışımız varsa biz de Ramazan'ı cennetimiz, cennet umudumuz olarak göreceğiz demektir. Ramazan-ı Şerif'i bir şov ayı, birbirimize riya ayı, gösteriş ayı olarak bakıp görürsek sonuç odur. Ramazan'ı Allah'ın rahmetiyle baş başa kalma, geçmişimizi temizleyip yepyeni bir mevsim kurma, yepyeni bir dünyaya açılma ayı olarak görürsek onu görürüz. Dolayısıyla biz ne arıyorsak Ramazan ayı odur. Gerçekte odur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi Ramazan'ı bütün hayatımızı değiştirecek, bizi Allah ile buluşturacak, cennet yoluna sokacak bir mevsim olarak görmemizi istiyor. Hakikatte de Ramazan budur. Kur'an'ın indirildiği ay diyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim tanıtırken Ramazan'ı Kur'an'ın indirildiği ay olarak diyor. Demek ki bizim Kur'an'ımızla buluşma, Kur'an'ı yaşayan bir Müslüman olma ayımız bu. Binaenaleyh Müslümanlar olarak biz Ramazan ayını, kandiller yanıyor, işte yemek çeşitlerimiz çıkıyor, birbirimize de tebrikleşiyoruz düzeyinde görürsek ki maalesef yıllardan beri Ramazan böyle bir tanıtım gördü bizden. Ramazan hikayeleri, Ramazan masalları dinleyeceğimiz bir aya ne yazık ki dönüştürüldü. Ramazan bitince de hikayelerimiz, dinlediğimiz masallarımız bittiği için Ramazan geldiği gibi gitti, biz de eski halimizle kaldık diye biter gider Ramazan. Ne yazık ki böyle oldu yıllarca. Ama Ramazan'ın aslı bizim
asıl Allah'ın bize gönderdiği Ramazan'a bakmamız gereken ay, bizim mağfiret ayımız, rahmet ayımız, cennetle buluşma ayımız, hatalarımızdan geri dönme ayımız, mümin kardeşlik ayımız, sadaka ayımız, oruç ayımız ve Allah'ı bulma ayımız olarak olmalı idi. Olmalı da inşallah bu Ramazan-ı Şerif'in, mesela bugün itibariyle 12 gün kaldı Ramazan-ı Şerif'imize, 12 günde çok rahatlıkla biz Ramazan'ın sonunu bayramlaştırabiliriz. Nasıl bayramlaştıracağız? Günahlarımızın mağfiret olmasını, hatalarımızdan tövbe etmeyi gerçekleştirdiğimiz zaman Ramazan-ı Şerif'in sonu bir bayramdır o zaman. Bu bayramı Allah'ın izniyle biz yakalayabiliriz. Hiçbir tereddüdümüz olmadan yakalayabiliriz. Bunun için evet, Mekke'ye gitmemiz gerekmiyor. Bunun için hafız olmamız da gerekmiyor. Bunun için geceleri de oruç tutmamız gerekmiyor. Normal nasıl yapılıyorsa, yani ibadetler nasıl yapılıyorsa, gündüz oruçluyuz, okuyabildiğimiz kadar Kur'an okuyoruz, ciddi tövbe yapıyoruz. Ama bunların hepsini Ramazan'a bakış gözümüz, gözlüğümüz belirliyor bizim. En başta söylediğim gibi nasıl bakıyorsak Ramazan'ı öyle bulacağız. Ben oruç tutayım, ya kabul olur ya kabul olmaz diyen birisi ya affolur ya affolmaz bir Ramazan geçirecek demektir. Allah peygamberi vasıtasıyla Ramazan'ı değerlendireni affedeceğini söz vermiştir. Ben de bütün gayretimle Ramazan-ı Şerif'i değerlendiriyorum. Tövbe et dedi, Allah tövbe ediyorum. Tekrar yapma dedi, tekrar yapmayacağım. Orucunu iyi tut dedi, iyi oruç tutacağım. Gıybet etme dedi, gıybet etmeyeceğim diye yüksek bir performansla Ramazan'a sarılan birisi de Allah'ın izniyle Ramazan'ı mağfiret edilmiş bir kul olarak bitirir. Bunu hiçbir şekilde tereddüt etmeyeceğimiz iman meselesi olarak görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnanarak, bu ifade çok önemli, İnanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan tutan, Kadir gecesine hazırlanan bir mümin kurtulur buyuruyor. Burada vurguladığım şeyi tekrar anlatayım, cümleler uzadı, uzayınca kaynayıp gitmiş olmasın. Ramazan'a nasıl bakıyorsak onu bulacağız. Evet. Ramazan'ı biz ola ki affoluruz diyorsak ola ki affolacağız. Yani ihtimale binecek bu iş. Ramazan'ı hayır, kesinlikle ben cenneti kazanacağım diyorsak biiznillahü teala Ramazan kesinlikle bizim cennet kazandığımız bir ay olacak. Sadece Ramazan değil, hac da böyledir. Hacca giden bir mümin annesinden doğduğu gün gibi. Ne demek anasından doğduğu gün? Yani hiç günahı yok. 2 günlük çocuğun ne günahı olacak? Hacca giden bir mümin bu şekilde haçtan dönebilir. Gidelim bakalım, bakarsın biz de affoluruz diye giden bir mümin de haçtan zayıf bir ihtimal affolmuş olarak geri gelir. Bu bizim Kur'an'a bakarkenki de hissiyatımızdır. Kur'an okurken Allah'ın kelamı, ben Allah ile konuşuyorum şu anda, Rabbim beni dinliyor, ben de onu dinliyorum heyecanı ile Kur'an okuyan, samimi bir heyecanla Kur'an okuyan bir mümin Allah ile konuşmuş gibi büyük makamlar sahibi olur. Ama ne bileyim, herkesin okuduğu bir şey var işte, ben de okudum mantığıyla okuyan birisi de boşuna Kur'an okumuş olur. Biz Allah'a ait şeylerde, ibadetlerde yüksek performanslı gayeler, hedefler belirlemek zorundayız. Şeytan da geliyor, ne yapıyor? Sen kimsin? Kur'an okuyacaksın diyor. Sen kimsin? Oruç tutacaksın diyor. Güya tevazu kılıklı. Halbuki bu şeytan tuzağı. Sen neyine gerek? Sen hele bir iftarını yap bakalım diye bizi basit gösteriyor. Yahu Allah'ın cennetine adayız biz. Bundan daha büyük bir makam olabilir mi? Biz bir defa bu işi küçük görürsek,
Cennet adaylığımızı biz küçük görürsek, niye melekler bizi tutup zorla cennete koysunlar ki? Biz basit görüyoruz cenneti. Hayır, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip Müslüman olan birisiyim ben. Bu kelimeyi söylemekten, yani mümin olmaktan daha büyük değil ki Ramazan orucu. Bu sebeple biz kendimizi Ramazan'a layık, Kur'an'a layık, hacca layık, namaza layık, tövbeye layık ve Allah'ın mağfiretine layık insan olarak göreceğiz. Elbette kibir manasında değil. Elbette vurdum duymazlık manasında değil. Ama benim büyüklüğümden değil, Allah'ın mağfiretinin ve rahmetinin büyüklüğünden dolayı ben bunları umut ediyorum. Yoksa elbette benim orucumda eksiklik vardır. Elbette benim okuduğum Kur'an'da ufak tefek hatalar muhakkak olur. Ama Allah gafurur rahimdir. Allah'ın rahmeti çok büyüktür. Allah'ın affının sınırı yoktur. Yani ben Allah'ın affıyla kendi küçüklüğüm, basitliğim arasında ölçüm yapacak bir rakam bile bilmiyorum. Hani Allah'ın rahmeti şu kadar, ben ise bu kadarım diyebileceğim bir rakam bile yok ortada. Sonsuzla sınırlının ölçümüdür Allah'ın rahmetiyle benim karşılaştırılmam. Dolayısıyla günahlarım ne olursa olsun, Allah beni affeder. Benim sevabım, sevap kaynağım olan orucum ne kadar cılız olursa olsun, Allah'ın rahmeti sonsuzdur, sınırsızdır. Bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. 30 gün Ramazan'ı böyle düşünmeliydik. Şu kadar 18 günü geçti, böyle düşünemediysek son 12 gününde muhakkak böyle düşünelim, büyük düşünelim. Bu büyüklük bizden değil, Allah'ın rahmetinin büyüklüğünden kaynaklanıyor. Bu nedenle bütün kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Eğer maazallah bu Ramazan ayından biz sıfır günah, sıfır hata ve dolu dolu sevaplarla çıkamazsak, Allah muhafaza buyursun, olmayacak bu. Böyle olursa emin olunuz ki aziz kardeşlerim, bunun bir numaralı sebebi bizim Ramazan-ı Şerif'i gözümüzde küçük görmemiz olacak. Biz kıymetini bilmediğimiz için melekler bizi o büyük makamlara taşımayacaklar. Biz Ramazan'ı basit bir oruç, işte basit bir fitre, bir de evde kıldığımız bir teravih gözüyle gördüğümüz için Ramazan o kadar kalacak. Biz uçmak istemediğimiz için melekler kanatlarında bizi uçurmayacaklar. Dolayısıyla Ramazan'a bu şekilde bakan birisi, yani küçük Ramazan'ı ashab-ı kiramın, öyle peygamberlerin kıymetini bildiği bir zamanmış, biz kim, Ramazan kim şeklinde görenler iki yanlış iş yapıyorlar. Birincisi, Allah'ın tanıttığının dışında bir Ramazan'a inanıyorlar. Bu bir yanlış. İki, büyük işler için kurulmuş bir pazara küçücük bir poşetle gittikleri için basit şeylerle pazardan geri dönecekler. Bu kainat kadar büyük bir mevsim, büyük bir fırsattır. Dolayısıyla Ramazan'da ben, benim çoluk çocuğum, benim dualarımla anam babam, eşim, kardeşlerim, hepimiz topluca hem dünya saadeti, dünya nimetleri kazanabiliriz, iyi gitmeyen işlerimizi düzeltebiliriz, hastalıklarımıza şifalar bulabiliriz, huzursuzluklarımızın gitmesi için huzur talep edebiliriz Allah'tan, bunları bulabiliriz. Bir de cennetimizi Allah'ın izniyle garanti diyebileceğimiz şekilde elde edebiliriz. Bu iki şey bizim bakışımıza bağlı. Biz Ramazan'a nasıl bakıyoruz, oruca nasıl bakıyoruz, muhtemel Kadir gecemize nasıl bakıyoruz, dualarımıza nasıl bakıyoruz? Bir örnek zikredeceğim. Direkt Ramazan'la bağlantılı değil ama bir örnek zikredeceğim. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim? Onun ashabından biri kim? Yani biz kendimizi ashab-ı kiramla ölçerken biz kim onlar kim diyoruz doğal olarak. Doğru olan da bu. Ama Peygamber Efendimizin yanında da ashab-ı kiram kim ki? Ama buna rağmen
Ömer bin Hattab radıyallahu anh umre yapmak için Mekke'ye gitmek istiyor. Bu arada da gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle görüşüyor. Ben umreye gidiyorum ya Resulallah, bir emrin var mı der gibi hani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona söyleyeceğini söyledikten sonra buyuruyor ki Ömer kardeşim, kardeşim diye başlıyor cümle. Beni duandan unutma tamam mı diyor. Şimdi bunu dinliyorum ben. Yani Ömer'le Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında ya benzerlik yok. Biri peygamber bir defa. Öbürü sahabi de olsa peygamber yani karşısındaki. Buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşcağızım beni duandan unutma diyor. Şimdi ben bugüne geliyorum. Mesela örnek veriyorum. Bir mümin kardeşimizle telefonlaşıyoruz. Kanada'dan nasılsın, iyi misin? İyiyiz. Bana dua et Ramazan-ı Şerif'te tamam mı diyorum mesela. Yahu hocam biz kim sana dua etmek kim diyor. Heh, işte baştan beri anlatmak istediğim bu. Yahu ben de sen de Ramazan'da değil miyiz? Allah-u Teala sadece hocalara mı Ramazan'da rahmet kapısını açıyor? Yahu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir adam değil misin sen? Bir Müslüman kadın değil misin? Evet. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsun, diyoruz. Yahu bu dünyada dolaşan, iki ayak üzerinde dolaşan herhangi bir insan değilsin ki sen. Kelime-i tevhid sahibi, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyen bir Müslümansın. Allah senin önüne Ramazan'ı getirmiş. Ola ki, muhtemel ki senin ya Rabbi filanca kulunu mağfiret et demen ihlaslı, samimi, yürekten bir duadır. Duanın kabul olduğu vakte ve zemine sen sahip olmuşundur. Senin sayende benim günahlarım belki affolur. Aynı şey benim için de geçerlidir. Ama en baştan biz bir tasnif, bir gruplama yapmışız, tamam mı? Diyoruz ki duayı hoca yapar, şeyh yapar, sakalı olan yapar, onların orucu kabul olur, onların okuduğu Kur'an tam göklere yükselir. Ben yok, benimki olmaz. Ben çocuklarıma dua etsem tutmaz. Ben eşime dua etsem nereden tutacak? Hayır, şeytan böylece en büyük fırsat, önümüze gelmiş fırsatı bitiriyor. Baştan sen kabul olmayacak duanın sahibi olduğuna inanıyorsun. Hangi duan senin kabul olacak ki? Mesela ben çok rahat bir şekilde oruç tutan, şimdi ne kadar var iftarımıza şu anda sizin ülkenizde? Yani 40 dakika mı var? Diyelim ki 40 dakika var. Evet, evet hocam. Yaklaşık bir 50 dakikamız, 40 dakikamız var hocam. Şimdi ben diyorum ki kardeşim, duanın kabul olduğu en orijinal saattesin. Tamam mı diyorum? Neden diyecek bana tabii. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuyor mu? İftar vakti oruçlunun duasını Allah kabul ediyor. Buyuruyor. Tamam, bu hadisi duyuyoruz. Sen oruç tutmadın mı? Kaç saattir oruç tutuyorsun? Tamam. Sen işte oruç saatindesin. Hadi dua et. Yahu o bizle ilgili mi? Oruç seninle ilgili değil miydi? Ya sen oruç tutmadın mı? Yoksa gündüz yemek mi yedin? Yok, yemedim. Sana oruç diyen, tut diyen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanlış mı dedi? Yok. Şimdi de aynı peygamber sana oruç tut dediği için oruç tuttuğun, sözünü dinlediğin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana ne diyor? Dua et, Allah kabul edecek diyor. İftar saatindesin diyor. Niye itiraz ettin buna? Yani bu neye benziyor? Bir işçi bir ay çalışıyor. Aybaşı maaşı yatacak bankaya istemem diyor. Ya niye istemiyorsun sen maaşını? Ben parayı ne yapacağım? Ya işte oruç tut diyenin sözünü dinledik. Şimdi duanı kabul edeceğim diyor. Nasıl edeceksin ki diyoruz. Ya o zaman biz kendimizle çelişiyoruz. Bu sadece oruçta değil, biliyor musunuz? Umreye giden Müslüman'da da var. Mesela ana baba duası.
Yani orucun benzerleri bunlar. Şimdi bir babanın çocuğuna duası peygamberin ümmetine yaptığı dua gibidir diyor hadis-i şerifte. Şimdi Müslüman bir hocadan, bir alimden, bir şeyh efendiden dua istediği gibi babasından da dua istemeli. E Evet benim hocam. babam namazları zor kılıyor. Aa, yazıklar olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor mu? Sabahlara kadar namaz kılıyorsa babanız duası makbuldür. Böyle bir söz olur mu ya? Güzel kardeşim, bak dinimizi ve fırsatlarımızı, cennet fırsatlarımızı becerip şeytan nasıl kemirttiriyor bize? Kemiriyor resmen. Yani Ramazan bir cennet fırsatı. Babalarımız, yaşlı anne, yaşlı baba, onların yavrum, Allah seni berhudar etsin, yüzün gülsün, Allah senin ibadetlerini kabul etsin, Allah evine huzur versin demesi bir annenin, bir babanın, velev ki abdestli olmasın o saatte. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanız abdestliyken, anneniz abdestliyken dua ederse kabul olur duaları diyor mu? Yok. Yok. Baban dua etsin, anan dua etsin diyor. Ben şöyle bir soruyu bütün kardeşlerime soruyorum ama cevabını da onlar düşünecekler. Şimdi bir dilenen Müslüman gördük ya da bir Müslüman geldi kapımıza vurdu. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben muhacirim, sıkıntım var. Bu akşam ekmek alacak halimiz yok. Bize yardım eder misin dedi. Müslümanız, çıkardık cebimizden bir ekmek değil yemek parası verdik. O da tabii olarak Allah senden razı olsun, çoluk çocuğuna dert vermesin dedi. Şimdi o Müslüman aldı parasını gitti. Ben o para veren kardeşime diyorum ki sana bir soru sorabilir miyim? Buyur diyecek tabii. Şu anda Allah seni seviyor mu sevmiyor mu dedim. Eğer bana diyorsa ki biraz önce sadaka verdiğim bir mümin Allah senden razı olsun dedi. Demek ki Allah benden razı olmuştur diyorsa o mümin sadaka niye verilir bunu biliyor. Ve inanıyor. Onun sadakası insanı cennete koyar. Evet hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem camide namaz kılana cennet sözü veriyor. Öğle namazını camide kılıp dışarı çıkan bir Müslümana durur musun bir dakika? Durdu, hayrola? Caminin kapısında durdurduğuma göre para isteyecektir zannetmiştir o. Sana bir soru soracağım. Seni Allah seviyor mu? Şimdi ölsen cennete girer misin desem? Elbette. Şimdi cemaatle 4 rekat öğlenin farzını kıldım. Şu anda ölürsem ne mutlu bana, cennetteyim. Çünkü dünya ile bağlantım yok, ben ahiretten geliyorum. Öğleyi kıldım, geliyorum. Diyorsa bu Müslüman camiye niye gittiğini biliyor. Öğle namazını kılmanın ne kadar değerli olduğunu biliyor demektir. Eğer bana nasipsiz bir cevap verip de derse ki biz kim, cennet kim, dur bakalım ya, oho ben ne çömlekler kırıyorum derse, yahu kardeşim camiye niye gidiyorsun o zaman? Cemaatle namaz kılmak ne demek bilmiyor musun sen? Sorusunun cevabını ararım ben. Bu konuda ısrarla şunu vurguluyorum. Yaptığımız ibadetin kıymetini önce biz bileceğiz. Evet hocam. Yaptığımız ibadetin kıymetini ben bilmedikten sonra bana melekler Uhud Dağı dolusu sevap niye versinler? Niye versinler? O zaman biz gide gide sonunda söylediğimiz kelimeyi, tevhidin bile Allah göstermesin, kıymetini bilmeyiz. Mesela öğlenin kıymetini camiye gitmekte bilmeyen, orucun kıymetini bilmeyen, onu basit gören birine yahu trafik kazası geçirdin, ölüm tehliken var, çabuk kelime-i tevhid söyle, cennete gidersin dediğimizde mecburen ne diyecek ki, yahu şu kadar sene boş yaşadık, şimdi bir satır cümle söylemekle mi cennete gideceğiz deyip imanını kaybedecek o zaman. Allah göstermesin. Hani ipin ucu nereye kadar gidiyor, onu örneklendirmek istiyorum. Evet hocam. Neuzübillah. Bu çok tehlikeli bir boyut tabii. Bu noktası çok tehlikeli. Bu sebeple Ramazan'ın kıymetini önce ben idrak edeceğim. Yani mesela iftar saatindeki duayı örneklendirdim.
sahur saatindeki duayı örneklendirdin. Bir örnek aile olan kardeşlerime zikredeyim. Mesela karı koca eşler oturdular. Yahu bizim çocuk çok kötü durumda. Şöyle yanlış yapıyor, böyle yanlış yapıyor diye istişare ettiler. Hanımı demeli ki, efendi çocuğumuzun durumu kötü ama bugün Ramazan-ı Şerif'in orucunu iftar edeceğiz. Şimdi biz iftarı suyu bardağa koyduk ya da hurmayı iftar edeceğiz ama önce çocuğumuz için dua edelim, garanti olsun çocuğumuz. Yahu çocuğu şu kadar senedir işte yetiştiremedik ama iftar saatinde Allah duayı kabul ediyor. Biz de çocuğumuz için dua edeceğiz. Bu duayla bu çocuk düzelir. Dediğimiz an biz iftar nedir biliyoruz. Bunu sahurda yaptığımız zaman sahur nedir biliyoruz demektir. Eğer eş diyorsa ki ya biz sanki ne oruç tuttuk da şimdi iftarında dua edeceğiz diyorsa hakikaten yazık onun orucuna. Yazık orucuna. Kendi emeğinin kıymetini bilmiyor demektir. Şeytan bize önce Allah'ı küçük göstermek ister. Haşa. Sonra Müslüman olmanın önemini küçük göstermek ister. Sonra da eğer beceremez de biz gene Müslüman olursak bu sefer Müslümanlığımızı oluşturan ibadetleri küçültmek ister gözümüzde. Orucu işte küçültmek ister. Müslüman kardeşliğimizi küçültmek ister. Buna çok zor anlaşılmayacak bir örnek vereyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir Müslüman hasta bir Müslümanı sabahleyin ziyarete gittiğinde Allah 70 bin melek görevlendirir. Akşama kadar o Müslümana ya Rabbi bu hasta kardeşini ziyaret edeni mağfiret et diye dua ederler buyuruyor. Şimdi biz yahu 70 bin melek bu kadar boş melek mi var dünyada diye düşünürsek %100 şeytanın avucundayız demektir. Yahu Allah'ın meleklerinin sayısını kim bilebilir? Zor mu Allah için 70 bin değil 7 trilyon melek görevlendirse benim için Allah'a zor mu bu? Niye böyle düşüneceğim ben? Ben hasta ziyaretine gittiğimde oradan ayrılırken ne mutlu bana ya. Şu kadar melek akşama kadar benim için çalışıyor diyorsan peygamberime inanıyorum. Allah'ın azametini, meleklerin çokluğunu, meleklerin duasının önemini anlıyorum demektir. Ama ben hem hasta ziyaret ediyorum, hem bu hadisi biliyorum, hem de hiç bundan etkilenmiyorum. Yazık. İbadetlere yazık. Bu kadar büyük ibadetleri kaçıran enerjimize yazık. Rabbim hepimize bu mantıkla Ramazan-ı Şerif'i izlemeyi, bu mantıkla oruç tutmayı, bu mantıkla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelerini dinlemeyi, bu ruhla Kadir gecesine kavuşmayı hepimize nasip etsin Rabbim. Amin inşallah hocam. Kıymetli hocam kısa bir aradan sonra devam edebilir miyiz izniniz olursa? Siz bilirsiniz, siz bilirsiniz. Peki hocam çok Bizde teşekkür ederiz. sahur vakti Buyurun. yanaştı, sizde iftar vakti yanaştı. Evet hocam. Evet şu anda 36-37 dakikamız var hocam iftarımıza. Sizlerin de yaklaşık 50 dakika var imsak vaktinize. Rabbim inşallah. Bu arada biz de dualarımızı bu ara vesilesiyle dualarımızı da yapmış olalım hocam. Bize dua edeceksiniz, dinleyenlerimiz dua edecek, değil mi? İnşallah Yoksa hocam, Kanada'dan inşallah. Türkiye'ye de dua mı edilir diyecekler. Hocam öyle ki bu saat farkından dolayı bu iftar bereketi vakti ve sahur bereketi vakti hiçbir zaman bitmemiş oluyor dünya üzerinde. İnşallah Evet, bizlerin evet. duaları sizlerle birlikte olacak hocam. Biz Biz de de sizden size dua dua ediyoruz. bekliyoruz hocam. Rabbim sizi oradaki kötülüklerden, şerlerden muhafaza buyursun. Bizi de muhafaza buyursun. Oruçlarımızı kabul etsin. Anneler, babalar, çocukları için yaptıkları duaları Allahu Teala kabul eylesin. Size de bize de şeriatıyla, Kur'an'ıyla yaşayacağımız güzel günler nasip etsin. Amin. İnşallah hocam. Elhamdülillah. Kıymetli hocam, hasbihalimize sizlerden istifade etmeye devam edeceğiz. Ancak yorumlarımız da geliyor YouTube sayfamıza. Bir sorumuz var. Bu soruyu sormamıza müsaade eder misiniz hocam? Estağfurullah. Buyurun, buyurun.
Hocam bu arada bu soruya geçmeden önce de Hollanda'dan, Almanya'dan, Kanada'dan, Amerika'dan, Avustralya'ya kadar dualarını sizlere iletiyor izleyicilerimiz hocam. Bu bilgiyi de paylaşmak istiyorum sizlerle. Elhamdülillah. Bu ne demektir? Meleklerin dünyayı kuşattığı gibi bu mübarek Ramazan günlerinde dualarımızla da biz birbirimizi kuşatıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Hepimizin amellerini kabul buyursun. Ben de dualar ediyorum kardeşlerim için. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Allah kabul etsin diyoruz hocam inşallah. Kıymetli Amin. hocam, Rümeysa Erkol Hanım diyor ki babam oruç tutup namaz kılan bir adam ama sürekli diyor küfür ediyor. Bu konuyla alakalı olarak evlatlı olarak biz ne yapmamız gerekiyor? Bu sorumuzu hocamıza sorarsanız çok sevinirim diyor hocam. Allah-u Teala o kardeşimizi o hatasından kurtarsın. Duamızı bu şekilde, bilhassa onun evladı olarak, yakınları olarak duamızı bu şekilde perçinleyelim. Şunu bilmemizde fayda var. Oruç bizim yapmamız gereken işlerden birisi. Sövmemek, yanlış konuşmamak da yapmamamız gereken işlerden birisi. Yani biz birisini yapıyoruz diye öbürünü iptal edemeyiz. Yani bir Müslüman Ramazan-ı Şerif'te oruç tutuyorsa en azından bir konuda Allah'ın emrini yerine getiriyor demektir. Namaz kılmıyorsa mesela bu Müslüman, sen madem namaz kılmıyorsun oruçta tutma demiyoruz. Yani bir insanın dişi ağrıyorsa gözü de ağrıması gerekmiyor. Bari gözü sağlam görsün gibi düşünüyoruz. Yani umutsuz olmayacağız böyle insanlar için. Orucun biiznillah onları bir gün düzelteceğini, onları da bırakacağını, yani o kötülükleri de bırakacağını ve ıslah olacağını umut edeceğiz, dua edeceğiz, sabredeceğiz. Bir de bu tip insanlara yani şeytana yardım eder gibi üzerine gidip bari oruçta tutmayayım dedirtmeyeceğiz. Bilhassa anne babalar çocuklarına, eşler birbirlerine, sen hem oruç tutuyorsun hem de işte bugün şunu yaptın diye ısrarla söylediğimiz zaman bu bir tür şeytana yardım etmek olur. O sonunda madem öyle benim orucumdan hayır yok, ben de oruç tutmayayım der. Halbuki kırık dökük de olsa neticede o bir oruçtur Allah'ın izniyle. O oruç sayesinde belki o hatadan da kurtulacaktı diye düşünmek zorundayız. Evet, evet hocam. Kıymetli hocam, şöyle devam etmek istiyorum müsaadeniz olursa zaten haliniz. Estağfurullah buyurun. Küçücük bir virüsün dünyayı değiştirdiği bir zamanda bereket, rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olarak Rabbimizin bizlere bahşetmiş olduğu Ramazan-ı Şerif'in bizi de tamamen değiştirmesi gerekmez mi muhterem hocam? Bu hususta neler söylemek istersiniz bizlere? Şimdi yani virüsle Ramazan benzeşmez. Virüs biz istemediğimiz halde geldi. Evet. Bir şey değiştirdiği de yok virüsün. Merak etme. Karıştırdı, karıştırdı. Gidince virüs gene insanın eski tas eski hamam olur. Nuh Evet. Aleyhisselam'ın tufanından sonra insanlık düzeldi mi? Yani Nuh Aleyhisselam tufan gösterdi, gördü mucize olarak. Ondan sonra insanlar putları bıraktı, hep ibadet mi yaptılar? Eski tas eski hamam oldu. Sular çekilince herkesin kendi suyu kabarmaya başladı bu sefer. Lut Aleyhisselam'ın kavmi bela gördükten sonra, Firavun boğulduktan sonra, Ebrehe'nin ordusu Ebabil'le helak olduktan sonra düzeldi mi dünya? Ebrehe'nin ordusuna Allah nasıl azap etti gördü müşrikler, gidip Kabe'yi de put doldurdular bu sefer. Yani bu belalardan sonra dünya değişti, düzeldi zannetmeye gerek yok. Kıyamet günü dünya düzelecek bir daha. Ama ne oldu? Biz müminler olarak bireyler şeklinde aklımızı başımıza aldık. Tövbe ettik. Günahlarımızdan tövbe ettik. İbret aldık. Bununla Ramazan benzeşmez. Neden? Virüs biz istemeden geldi, bulaştı bize. Ama biz Ramazan'ı bekliyoruz ve Ramazan'a doğru yürüyoruz. Bizimki bir iman meselesidir. Bir zevk meselesi. Biz orucumuzdan zevk alıyoruz elhamdülillah. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif bizim baharımızdır. Bu çiçeklerimiz açtı, tatlı rüzgarlarımız esiyor,
şenlendik. Yani Ramazan-ı Şerif biz bekliyorduk, gelse de biz de koşsak da Ramazan'da tövbe istiğfar etsek diye bekliyorduk. İnşallah Teala da böyle olacak. Böyle olsun diye heyecanlıyız. Rabbim lütfederse. İnşallah Kıymet Hocam. Hocam biraz kulluk bilincimize girecek olursak, sorumluluk bilincimize girecek olursak, Müslümanlık, dindarlık, kulluk, zühd, riyazat ve takva hayatı sadece Ramazan-ı Şerif'e mahsus geçici bir merasimler faslı değildir elbette. Bunlar gerçek bir müminin ömür boyu baş tacı etmesi gereken son derece hayati kıymetleridir, kıymetlerimizdir. Cenab-ı Hak sadece Ramazan'da değil, her zaman yüce zatına kulluk etmemizi emrediyor ve ayet-i kerimede "Ve'budu rabbeke hatta ye'tiyekel" buyuruyor. Yakın ölüm, yakın ölüm, ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et buyuruyor Rabbimiz. Son nefese kadar kulluk hususunda bizlere neler söylemek istersiniz hocam? Bundan önce bir inceliği tespit etmemiz lazım, sonra ona geçelim. Ramazan-ı Tabii hocam Şerif'in buyurun. büyük bir sevap kaynağı olarak olumsuz noktaya, eksiye düşmesinin en büyük sebeplerinden biri kul haklarıdır. Çünkü Ramazan'da ne kadar çok sevap kazanırsan kazan, birisinin sende hakkı hukuku varsa o onları alacak kıyamet günü. Bu zaman biz başkasına çalışıyoruz demektir Ramazan'da. Bu sebeple ben günahlarımdan tövbe edeceğim Ramazan'da diye düşünen Müslüman, aynı zamanda ben de filancanın hakkı var. Bu varken Ramazan eksiye gider, boşa gidebilir maazallah diye o haklardan kurtulmalı. Bu sebeple en büyük hak sahibimiz de analarımız, babalarımızdır. Sonra eşlerimizdir. Sonra kiminle bir aldı verdi ticaret yaptıysak odur. Kiminle daha çok ilişkimiz, sosyal ilişkimiz varsa odur. Yani kıyamet günü insanların bizde alacağı varsa, bu alacak para olur, bu alacak eziyet etmişimdir o olur, arkasından konuşmuşumdur, onurunu kırmışımdır. Yani Allah hak neye diyorsa, şehit bile olsa insan, ki şehitlik Ramazan'dan daha değerli olabilir. Mesela filan yerde şehit oldu Allah yolunda. Yani Ramazan ibadetinden daha büyük bir ibadet diyelim buna. Onun bile kıyamet günü kul haklarından kurtulması mümkün değil. Kul hakları ödenmeden şehittir diye cennete geçirilmeyecek. Böyle büyük bir gerçek var. Dolayısıyla bu Ramazan bitmeden Ramazanımızı başkasına çalışmış duruma düşürmemek için muhakkak üzerimizde hakkı bulunacakların helalliğini alalım. Annemiz, babamız, bizimle yakından bağı olan teyzemiz, kimse artık ve özellikle eşlerimiz, eşlerimiz. Çünkü eşler anne babadan sonra en çok kontak kurduğumuz, bir arada durduğumuz kimselerimiz bizim. Onların bizde hakkı olması çok yüksek oranda muhtemeldir. Onlardan muhakkak helallik alalım. Kardeşlerimiz, iş ortaklarımız, beraber ticaret yaptığımız kimselerimiz, şu Ramazan-ı Şerif'i muhakkak başkalarına çalışıyor duruma düşmekten kurtaralım. Buna kul İnşallah. haklarından helallik diyeceğiz. Ondan Evet. sonra Ramazan-ı Şerif eğer becerir de biz bunu, başkalarının katkısı yok, başkalarının hiçbir beklentisi yok, bu Ramazan bana kalacak dediysem, biiznillah 11 ay beni götürür bu Ramazan. Bir dahaki Ramazan'a kadar götürür. Bir önceki bölümde de ne demiştik? Ben Ramazan'ı öyle görüyorum zaten. Öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Bunu da eylem haline getiriyorsam, Allah'ın izniyle Ramazan benim bir yıl götürür. Çünkü bu Ramazan'ın içinde Kadir Gecesi var. Her gecesini Kadir Gecesi heyecanıyla yaşıyorum ben. Bu Kadir Gecesi de bir ömre bedel. Yani 1000 aydan daha değerli Allah katında. 1000 ay şaka bir zaman değil. Şu kadar sene yapıyor. Allah'ın izniyle bu umutla götürür
götürür, Ramazan bizi götürür. Biz bir dahaki Ramazan'ı bulduğumuzda geçen seneden tamir edilmiş kimliğimizle buluruz. O Ramazan biraz daha, o Ramazan biraz daha. Bir günde ecelimiz gelir. Rabbimize kavuşursak, Ramazanlar sayesinde hataları düzelmiş Müslüman olarak kavuşuruz. Bu arada peki Ramazan'ı bir dahaki seneye kadar yetecek ne yapalım? Ne yapalım da Ramazan bizi taşısın? Bir, bu Ramazan'da oruç farklılığı vardı, Kur'an farklılığı vardı, sadaka farklılığı vardı. Ramazan temposunda olmasa da biraz daha düşük de olsa bunları devam ettirelim. Mesela Ramazan'da bir hatim indirmiştik 30 günde. Bunu yani yarıya yarıya çoğaldı. Mesela 2 ayda bir hatim indirelim. Ona gücümüz yetmiyor, vaktimiz yetmiyor. 3 ayda bir hatim indir. Ama Ramazan'ın Kur'an feyzini, Kur'an coşkusunu sıfırlamayalım. Aynı şekilde Ramazan'daki orucumuzu Ramazan'dan sonraki ayda 6 gün oruç olarak tutalım. O olmadı. Ara sıra cuma, perşembe, pazartesi orucu olarak tutalım. Oruç devam etsin. Ramazan'da fitre verip sadaka veriyorduk. Ramazan'dan sonra o coşkuda vermeye, o yüksek oranda vermeye takatimiz yetmiyor. Ailemizi zor geçindiriyoruz ama mesela bir lira verelim. Yani Ramazan'da 100 veriyorduk. Bir verelim. Her ay 1 lira bir sadaka verelim. Yani Ramazan'ın kalıntıları üzerimizde hissedilmeli. Mesela teravih kıldık. Çokça bir namaz oldu elhamdülillah. Her gece yine teravihe devam edip 365 gün yapsak bu olmaz. Gerekli de değil. Ama mesela tatil günlerinde şöyle bir günlük kaza namazı kılayım deyip bu Ramazan'daki görüntümüzü devam ettirelim. Ramazan'da oruçluyduk, gıybet etmiyorduk. Etmedik inşallah. Ya mesela ailece karar edelim ki biz gıybeti bu evden kaldıracağız inşallah. Bu kolay olmayacak tabii. Şeytan işsiz kalmış olur o zaman. Ama birbirimizi uyaracağız. Mesela Ramazan'dan önce biz günde 10 puanlık gıybet yapıyorduk. 10 eksi puandı. Bunu hiç olmasın 9'a düşürelim. Bir dahaki sene bir puan daha, bir puan daha derken günün birinde gıybet illetinden kurtulmuş oluruz Allah'ın izniyle. Böylece Ramazan hem realitede hem de düşüncede yani gerçekte de hayalde de bir yıl bizi iyiliklere doğru taşımış olur Allah'ın izniyle. Evet hocam. Kıymetli hocam, sorumuz var. Sorumuzu sorabilir miyiz, iletebilir miyiz sizlere? Siz bilirsiniz. Saat sizde. Peki hocam. Hocam izleyicilerimizi de dikkate almaya çalışıyoruz. Onlar da bizi takip ediyorlar. Diyor ki hocam bir izleyicimiz. Hocam Resulullah zamanında bu kadar zorluk Sallallahu aleyhi ve varken sellem. nasıl birlik, beraberlik, sabır ve itaatleri sağlandı da bizler bu kadar imkan içerisindeyken neden bu birlikteliği sağlayamıyoruz, birlikte olamıyoruz? Bize bir yol gösterin diyorlar hocam. Şimdi bir kere birlik deyince herkes 42 numara ayakkabı giyiyor diye bir birlik anlaşılmaz. Yani birlik deyince herkesin sakalı ya benim gibi beyaz olur ya da hiç kimse sakallı olmaz diyemeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde namazda birlik yaptılar. Resulullah'ın kimliğinde birlik yaptılar. Kafire karşı birlik yaptılar ama farklı farklıydılar. Farklılık onlarda da vardı. Allah bizi böyle yarattı. Herkesin parmakları aynı boy olmaz, cilt rengi aynı olmaz. Bunun gibi kafalarımız da aynı olmaz. Ama Allah'ı tartışmayız. Peygamberi tartışmayız aleyhissalatü vesselam. Kur'an'ı tartışmayız. Kabe'mizi tartışmayız. Kafire karşı birbirimizi pazarlamayız. Temel dinamiklerde beraber olacağız. Biz bu beraberliği çok farklı alanlarda, yani mesela benim sesim nasılsa herkesin sesi de öyle olacak der gibi çok geniş bir alanda düşündüğümüzden fazla üzülüyoruz. Bir. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siyasi kimliğiyle onun şemsiyesi altında duruyordu herkes. Biz 100 senedir maalesef bizi bir arada tutacak halifemiz yok. Bizi bir arada tutacak bir devletimiz yok. Herkes grup grup
bölünmüş durumda. 2. 3. Ben bu kardeşime şöyle bir soru soracağım. Allah ayakta namaz kılın diyor. Yatarken namaz olmuyor. Otururken olmuyor. Ayakta kılacaksınız namaz ediyor. Peki bel fıtığı olan bir Müslüman sandalyede niye namaz kılıyor? Koluna serum bağlanmış bir Müslüman, bir yandan da sondaj bağlanmış idrar torbasına akıntı veriyor, o arada namaz kılıyor. İdrarı akıyor. Kolundan kan çıkıyor. Yatmış sedyeye, o arada öğle namazı kılıyor. Böyle namaz olur mu be adam? Diyen var mı? Yok. Senin namazın böyle olur diyoruz. Hem de öyle bir namaz oluyor ki o yoğun bakım şartlarında namaz kılıyor ya. Belki de o Medine-i Münevvere'de bazı Müslümanların kıldığı namazdan daha makbul bir namaz kılıyor Allah katında belki de. Belki de. Oluyor namazı. Ya hani ayakta kılınacaktı? Hani idrarın temiz olacaktı? Hani kan akarsa abdest bozuluyordu? Sen o imkanların yok. Sen bu yaralı halinle sedyede ambulansta namaz kılıyorsun ya, başını eğip kaldırıyorsun, Allahu Ekber, Semihallahu Merhem de, senin namazın o ve Kabe'de kılınmış namaz gibi onu da kabul ediyor Allah. Neden? Çünkü Allah ve melekleri görüyor ki sen bundan daha fazlasını yapamazsın. İmkanın olsaydı yapacaktın, Allah bunu biliyor. Senin Kabe'de kılınmış namaz gibi kabul ediyor namazını. Şimdi Müslüman olarak ben tarikatımı, mezhebimi, vakfımı, grubumu, ülkemi dinimden büyük tutmuyorum. İman kardeşinden büyük tutmuyorum. Ama bundan fazla da bir araya gelemiyorum. Hiçbir engel çıkarmadığım halde, bütün gayretimi gösterdiğim halde bir türlü ben Ömer bin Hattab radıyallahu anh gibi bir halife bulamadım. Ömrüm bu sevda ile geçti. Bulamadım. Ve beni tarikatına bakmadan, vakfına bakmadan, ülkesine bakmadan, etnik kimliğine bakmadan mümin kardeşi olarak bağrına basacak bir adam bulamadım. Ben öyle yapıyorum, kimse cevap vermiyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında veda hutbesi dinleyen Müslümanların ruhuyla İslam'a sarıldım. O Müslümanların beraberliğiyle vakfede durdukları gibi ben ümmetim için bir arada durmaya çalışıyorum. Hiçbir Müslümanla kavga etmiyorum, hiçbir Müslümanın aleyhinde konuşmuyorum, hiçbir hocanın aleyhinde konuşmuyorum, hiçbir mezhebin aleyhinde konuşmuyorum, hiçbir tarikatın aleyhinde konuşmuyorum. Herkesin kardeşiyim diyorum, herkes benim abimdir diyorum. Buna rağmen birlik olunmuyor. Tıpkı namaz örneğinde olduğu gibi ben bu ümmeti bir arada tutuyorum ve ümmetin bir tuğlasıyım gibi beni Allah görüyor. Yapacak başka bir şeyim. Namazdan da kıymetli değil ya bu dediğiniz şey. Namaz bile idrar torbası bağlıyken insana kılınabiliyor. Aslında kılınmadığı halde. Ben de ümmeti Muhammed'in halifesi yok. Siyasette olsun diye uğraşıyorum. Şu gruptu, bu gruptu bölmeden yaşamaya çalışıyorum. Çocuklarım da arkadaşlarım da Kabe'ye dönsün yeter, hangi mezhepten olursa olsun diyorum. Bundan ötesinden ben mesul değilim. Allah'ın rahmetine sığınmış oldum. Evet hocam. Kıymet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun hocam. Siz hocam, de sağ olun. Allah razı olsun. Bir yazınızda okumuştum, yanlış hatırlamıyorsam, yanlış eğer affedin. Ramazan ayı zekat ayı değildir diye bir ifadeniz var kıymetli hocam. Konuyu bizler için açar mısınız hocam? Yani zekat başka bir ibadet, Ramazan başka bir ibadettir. Ramazan bütün ümmet için sabit bir aydır. Evet. Zekat onu yapacak Müslüman için özel gününde yapılır. Dolayısıyla Ramazan'a 3 ay kala bana zekat farz olduysa, ki benim için öyle olabilir, ben bunu 3 ay geciktiremem Ramazan'da ödeyeceğim diye. 3 ay ertelemiş olurum bu ibadeti. Ama Ramazan'da rastlıyorsa veya Ramazan'dan bir ay sonradır vakti de ben bunu bir ay önceden veriyorsam bir zarar yok. Buradaki yanlış şu: Ramazan eşittir zekat değil. Niye Müslümanlar Ramazan'da zekatını vermek istiyorlar? Ya sevaplar daha fazla yazılıyor. İyi ama 3 ay, 4 ay, hatta bir gün bile bekletme hakkın yok bunu. Yani mesela öğle namazı vakti oldu,
ben bunu akşam kılayım diyemediğim gibi, vakti gelince kılacağım gibi, aynı şekilde Ramazan-ı Şerif'te ise zekat verilir. Ya da zekatımı verecek kimseyi bulamamıştım, Ramazan'da buldum. Ha, o zaman olabilir. Ramazan'la zekatı birleştirirsek yanlış yaparız. Evet hocam. Biz bir gelenek haline getiriyoruz galiba hocam kendimiz. İlla ki zekatımız 3 ayda geçse, 2 ayda geçse, illa ki Ramazan'da. Yani geçerse problem yok ama öncesinde zekat vakti gelmişse bunu da Ramazan'a sarkıtmak doğru olmuyor herhalde Yanlış, hocam. yanlış, Evet. yanlış oluyor. Evet. Yani ibadet ertelenmiş oluyor. Ama dediğim gibi özür olur, verecek kimse bulamadı, Ramazan'da buldu. Yani ayrı bir mesele. Evet. Kıymetli dostlar, yaklaşık 15 dakikamız kaldı. Hocamıza sorularınız varsa bu soruları da alabiliriz. Kıymetli hocam, bir sorumuz daha var. Şöyle diyor ki, bu koronavirüs sürecinden sonra okullar açılırsa diyor ve biz okula gidersek ve bu sıkıntılı süreç geçti denilirse ve rahatsızlık da devam ederse sonrasında diyor, bunun vebali kime olur, nasıl hareket etmek gerekir diye soruyorlar kıymetli hocam. Şimdi bu konuda bir sürü komplo teorileri de var yani. Böyle tam inandırıcı bir ortam yok ama ben şahsen her Müslüman yaşadığı ülkenin sağlıkla ilgili yetkililerinin uyarılarına dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir komplo teorisi de var ortada ama ona takılmaya çok böyle kalbim mutmain değil. Yani çünkü ortada görünen ölümler var, olaylar var, görülüyor ve bu adı korona şimdi ama insanlık tarihinde çok eskidir bu. Yani defalarca mesela 20-30 defaya yakın salgın hastalık yüzünden hac yapılamadı 1400 senelik tarihimizde. Bu yeni bir olay değil. Yani Ashab-ı Kiram döneminde de bu tip salgınlar oldu. Becerebildiğimiz kadar tedbirimizi alacağız. Mesela tokalaşmayacağız. Mesela yakın mesafede durmayacağız. Ama evhama da gerek yok. Bu konuda Evet hocam. yetkili sağlık birimlerinin uyarılarına uymamız yeterlidir. Peki hocam, inşallah Bir devam vebal edilir ki. olmayacağı kanaatindeyim. İnşallah Teala. İnşallah hocam. Kıymetli hocam, bir izleyicimiz de şöyle bir şey soruyor. Diyor ki, bir şey istiyoruz hayatımızda. Onu o kadar çok istiyoruz ki, hayırlısıysa olsun değil, illa ki o bu benim istediğim benim için hayırlı olsun diye diyor, dua ediyoruz. Bu konuda ısrarcı olmak doğru mudur diye soruyorlar kıymetli hocam. Açık bir haramsa bu, zaten Müslüman bunu yapmaz. Ama yani illa füzem olsun, füzeyle gezmeye gideyim diye dua etmek günah değil. Allah-u Teala'dan hayır ve razı olacağı işler istemek lazım. Ama mesela asgari ücretle geçinen birisi özel uçaklı bir Müslüman olayım diye dua etse ömrünün sonuna kadar bundan dolayı günaha girmez, vakit harcamış olur. Evet kıymetli hocam. Kıymetli hocam, bir sorumuz daha var ama Buyurun, dinliyorum. izninizle sorabilirim. Peki hocam. Muhterem hocam, ehli icabet, ehli davet nedir diye soruyorlar kıymetli hocam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün insanlığın peygamberidir. Yani sadece Müslüman olanların değil. Yani onun peygamber olduğu günden sonra yaratılan her insan ve her cin ona iman etmek zorundadır. O insanları davet etmiştir. Bu daveti kabul edenler inşallah biz olduk, Müslüman diyoruz, icabet ettik. Bir grup hala davet alıyor. Ehli icabet, ehli davet bu demek. Evet hocam. Kıymetli hocam, bir de benim sorum olsun şöyle acizane izniniz olursa. Hocam bazen Müslümanlar olarak camilere küsüldüğünü görüyoruz. Yurt dışında olmamız hasebiyle de yurt dışındaki camilerimizde, bu tür sivil toplum kuruluşlarında, derneklerimizde
Bazen tartışmalar, küskünlükler meydana gelebiliyor kıymetli hocam. Ve bunun sonunda camiye gelmeme, uğramama, tepki gösterme, maddi olarak yardım etmeme, sürekli bunu dillendirme ve bir takım sıkıntılar meydana geliyor. Ve bu daha da zaten bu uzak ortamlarda bölünmemize ve parçalanmamıza sebep oluyor. Bu konuda tavsiyeleriniz nelerdir kıymetli hocam? Geniş geniş bizleri böyle aydınlatırsanız müstefit oluruz kıymetli hocam. Siz tabii Türkçe atasözlerini biraz unutmuş olabilirsiniz orada. Türkçe'de bir atasözü var. Der ki papaza kızıp oruç bozulmaz. Yani adamın birini papaz dövmüş Ramazan günü. O da papaza bir şey yapamayınca ben de orucumu bozuyorum demiş. Yani bu yani papaza kızıp oruç bozarsan sen yanarsın. Papaza bir şey olmaz. Biz şunu unutmayacağız. Camiler meleklerin değildir. İnsanların camileridir. Melekler camilere gidip namaz kılmazlar. Çünkü melekler Müslüman olmak zorunda değiller. Öyle bir görevleri yok. Dolayısıyla biz esneyen, ağzı kokan, çorapları kokan, senin ayağına basabilen, tıraşın olmamış, selam vermeyi unutan, kaba saba, melek gibi çok narin, beyefendi, mis gibi kokan, karma bir yaratığız biz. O da var, bu da var. Camilerimiz ayakkabılarımızı çıkarıp içine girdiğimiz yerdir. İç duygularımızı çıkarıp içine girebildiğimiz bir yer değildir. Camiye ben bu kimliğimle giriyorum. Ayakkabılarımı çıkarıyorum dışarıda. Ama ahlakımı çıkaramıyorum ki. Sinir sistemimi çıkaramıyorum ki. Dolayısıyla her şeyden önce camiye giderken mümin Cebrail aleyhisselam ve arkadaşlarını ziyarete gittiğini zannetmeyecek. Kendisi gibi insanları ziyarete gittiğini, onlarla buluşacağını bilecek. Gerçekçi olmak lazım. Melek gibi insanlar değiliz biz. Melek gibi olmaya çalışan insanlarız. İnşallah olacağız sonunda diye bir heyecanımız var, gayretimiz var. İnşallah. Rabbim hepimize böyle yardım etsin. Bu çok önemli bir. İki, bu inşallah anlaşılmıştır. Yani camiye giderken gerçekçi bir adım atarak gidelim camiye. Cami odur. Yahu ashab-ı kiramın gittiği mescitte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada otururken kavga etmediler mi? Yani camiye gidince melek olmadı ki hiçbiri. Yani hepimizin bildiği bir olay değil mi? Camide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada otururken, ashab-ı kiram orada otururken adamın biri geldi, idrarını yapmadı mı caminin içine? Demek ki böyle kaba saba insanlar Medine'de de vardı. Bu gerçek, hayatın gerçeği. İki, biz camiyi iyi olsun, bize iyi sevaplar getirsin diye, Allah bizi orada affetsin diye gidiyoruz. Namaz kılınca, namazdan sonra Ya Rabbi, Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar, Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hesap diye dua ediyoruz. Mağfiret et bizi ya Rabbi diyoruz. Bir insan kendisi Allah'tan %100 af istiyor. Camide onu rahatsız eden birini affetmiyor ama. Buna melekler gülerler. Bir adam sen 50 senelik günahının affını istiyorsun Allah'tan. 50 saniye seni üzdü burada imam ya da filanca arkadaş diye affetmiyorsun. Yani affediciliğimizi göstermediğimiz yerden af beklemiş oluruz biz. Camiye giden oradaki kabalıkları, yanlışlıkları görmezden gelecek. Böyle bir İnşallah. faziletli Müslüman olacak. Bu iki. Üçüncüsü, camilerimizde siyaset yapamayız. Camilerimize etnik kimliğimizi sokamayız. Sizin oralardan arayan kardeşlerim cümleye başlarken diyorlar ki, hocam Arapların camisine burada gittim. Cümlesini kapatıyorum. Siz de yaparsanız size de aynısını yapacağım. Başka hocaya sor diyorum. Çünkü sen başlarken bir defa Arap, Türk diye ayırdın. Filancacıların camisi, ben bu camilerin Kabe'nin adına ses vermeye çalışacağım sana. Sen Kabe'nin Arap bölümü, Türk bölümü diyorsun bana ama. Dolayısıyla camilerimizi siyaset üstü tutalım. Tamam, biz bir siyaset anlayışından birileri olarak orada hep toplanıyoruz ama
Biri geldiğinde yani pasaportuna bakar gibi siyasi kimliğine bakamayız. Camilerimiz, İslam'ımız, Kur'an'ımız kainat üstüdür. Değil ırklar, kainat üstüdür. Böyle düşünelim ki toplayıcı özelliğimiz olsun bir defa. Bu üç. Dördüncü olarak da Hoca Efendi kardeşlerimiz, camilerde namaz kıldıranlar, bu ruhla namaz kıldırıp konuşmalıdırlar. Eğer onlar sen diye elleriyle şahısları gösterip konuşurlarsa, bu kıvılcımı ilk ortaya çıkarmış olan, tutuşturmuş olan onlar olurlar. Hoca efendilere de çok ciddi görev düşüyor bu konuda. Yani bir bela gelmeden, camileri kökten kaybetmeden ya bu ciddiyeti biz göstereceğiz ya da Allah camileri elimizden alır. Çünkü kıymeti bilinmeyen nimet gider. Kanun Evet hocam. böyledir. Hilafetin kıymetini bilmedik, Allah aldı onu elimizden. İslam'ın kıymetini de bilmezsek maazallah onu alır yeni bir nesil getirir. Onlar İslam'ın kıymetini bilirler. Olabilir. Allah göstermesin. Evet hocam. Hocam Rabbim inşallah bu söylediklerinizin hepsini dua olarak Rabbim inşallah güzergah izzetinde kabul etsin. Birlikteliğimizi, Amin. beraberliğimizi daim kılsın. Kıymetli hocam şu Amin. anda Toronto için iftar vakti yaklaşık bir dakikamız var. Hocam sizden çok kısa bir duayla programımızı sizi de çok fazla geç bırakmadan iftar vaktine 30 saniyemiz var muhterem hocam. Allah-u Teala'dan dilerim oradaki bütün kardeşlerimin oruçları ve oruçlu iftarlıyken yapacakları duaları kabul olsun. Onları da bizi de mağfiret buyursun. Bir de cennetinde bizi bugünün hatırası olarak buluştursun Allah. Hepinize selam ediyorum. Amin inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.